Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Pundex incelemesi yapacağız. Aslında izleyicilerden çok talep gelmişti Pundex incelemesi için. Fakat orada biz de biraz geç kaldık, kabul edelim. Ama haklı sebebimiz var. Neden? Çünkü Bitcoin çok volatil hareketler yapıyordu. Birçok insan da Bitcoin analizi yapın, hani bu durumda altcoin'lere çok fazla girmeyin diyordu. O süreçte genelde biz Bitcoin analizi yaptık ama bundan sonra altcoin incelemeleri son sürat devam edecek. Evet, eski performansımıza bence artık döneceğiz. Aynen öyle. Videoyu başlamadan evvel son hatırlatmamızı yapalım. Lütfen videoyu likelamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız Pundex incelemesine başlıyoruz. Şimdi Pundex nedir? Ona geçmeden evvel Pundex hakkında biraz kısa bilgiler verelim. Pundex aslında Ethereum altyapısını kullanan bir ERC20 token'ı. Şu an Endonezya'da, özellikle Endonezya'nın başkenti Jakarta'da hakim bir durumdalar. Operasyonlarını oradan yapıyorlar. Zaten bunların asıl olayı şey, Güneydoğu Asya pazarını hedefliyorlar. Orada da şöyle bir açıklamaları var. Evet, ilk hedefleri Güneydoğu Asya. Orada da şöyle bir açıklamaları var. 38 sayfalık bir white paper var. Ben okudum. Orada şuna ağırlık veriyorlar. Güneydoğu Asya nüfusunun yaklaşık %73'ünün bir banka hesabı yok. Adamlar buradan yürüyorlar. Mantıklı bir yer aslında. Yani yola çıktıkları yer mantıklı. Endonezya'dan sonra da Tayland pazarını hedefliyorlar kendilerine. Zaten Tayland bu kripto piyasası içinde yani kendine yer edinmeye çalışan bir ülke, devletin de biraz desteğiyle. Evet. Kısa bilgi verdikten sonra ne olduğuna geçelim. Yani bu Pundex neye merhem olmaya çalışıyor? Aslında Pundex'in 3 tane kullanım noktası var. Birinci kullanım noktası, şimdi birazdan bahsedeceğiz. Bu kendi post cihazları üzerinden kripto paraların alımı ve satımı. Evet. Bu bir. İki, bu post cihazları üzerinden ürünlerin alımı satımı mağazalardan. Bu post makinelerini kullanarak ürünleri alacaksınız. Üçüncü kullanımı da eşler arası transfer. Yani PayPal mantığında para transferi. Ya zaten kabaca hani tek kısa bir şeyle özetleyeceksek, hani diğer alanları da önemli ama bir restorana gittiğinizde siz çıkartıp cebinizden, telefonunuzda kripto parayla ödeme yapıp çıkabileceksiniz. Gerçek hayatta dökmeye çalışıyorlar. Şimdi bu Pundi'nin bir de sloganı var zaten. Kripto para satın almak bir şişe su almak kadar kolay olmalı. Evet. Sadece satın almak değil, satın almak ve o kripto parayı kullanmak. Kullanmak. Ya şöyle, aslında güzel bir noktadan yola çıkmışlar. Hem kripto parayla bir şey satın almak hem de kripto parayı kolay satın almak. Ya bu ikisi de önemli şeyler. Niye? Çünkü hakikaten kendi hesabınızda da siz görmüşsünüzdür. Birçok insan kripto para almak istese bile şu an belli aşamaları var. Kripto para almak için bazı zorluklar var. Bu zorluklarla hiç yüzleşmek istemedikleri için kripto para almıyorlar. Onu da geçtim. Kripto paraların günlük alanda, yani siz markete gittiğiniz zaman bir kartla veya mobil, şimdi anlatacağız nasıl iş sistemi çalıştığını, kartla veya işte telefonunuza yüklediğiniz, mobil cihazınıza yüklediğiniz bir mobil uygulamayla bir ürünü satın almak gerçekten çok hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Hep söylüyoruz işte kripto paralar günlük alanda kullanım alanı bulmalılar. Aslında bu amaçla yola çıkmış bir proje. Kullanım kolaylığını sağladığı aslında 3 tane çözümleri var bunların. Birinci, hani bu adım adım gidelim. Birinci çözüm mobil wallet. Telefonunuza yüklenen bir Pundi Pundi uygulaması var. Şu an zaten aktif olarak çalışıyor bu Pundi Pundi uygulaması. Bir QR kod sistemi üzerinden çalışıyor şu anda. Ve onunla işte şu anda Endonezya'daki anlaştığı yerlere gidip bir restorana gidip Pundi Pundi uygulamasıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Ya sistem nasıl çalışıyor? Öyle çalışıyor aslında. O uygulamadaki kare kodu, QR kodu siz sisteme gösterdiğiniz zaman o post makinesinin üzerinde ve sizin telefonunuzda işte ödemenin kripto para olarak karşılığı ve işte yerel para olarak karşılığı çıkıyor. Siz de onayladığınız zaman ödeme gerçekleşmiş oluyor. Evet. Bu ya bayağı bir gelişmiş bir bu bunların bu uygulaması. Zaten bu ileride hızlı bir şekilde kripto para alım satımı vesaire, onların hepsinde bu uygulama üzerinden yapılabiliyor. Şimdi hazır yeri gelmişken parantez içerisinde şunu da söyleyelim. Bu kripto para alım satımı nasıl olacak? Onu da bir açıklamakta fayda var. Şimdi tabii ki bu kripto para alım satımını bu post makinesi üzerinden siz yapıyorsunuz ama neticede bu kripto para alım satımının bir borsa üzerinden olması lazım. Yani bir borsanın araya girmesi lazım. Burada da Pundex kendi white paper'ında şöyle bir şey söylüyor. Bu borsayı nasıl seçeceğinizle alakalı. Biz diyor uygulama olarak size o anki diyor en uygun fiyatlı borsayı size söyleyeceğiz. Fakat diyor sizin bunu seçme şansınız olacak. Tabii burada 3-5 borsa olacak orada, atıyorum. Siz de bir para almanız lazım alışveriş için. Orada hemen tık tık alabileceksiniz. Parantez içerisinde yine hangi paraların şu an alışverişi yapılıyor onları da söyleyelim. Bitcoin, Ethereum, Litecoin,
Namecoin ve Poundex'in kendi parası. Hı hı. Poundex'in kendi parası. Quantum da var bildiğim kadarıyla. En son Quantum'u da görmüştüm. Olabilir. Ben şeyden white paper'ından baktım. Sonradan eklenti olursa evet. Bilmiyorum. Bunun harici sistem zaten bütün ERC20'leri destekleyecek şekilde çalışacak. Zaten Ethereum altyapısı kullandığı için. Ethereum altyapısı kullandığı için. Burada NEM'e bir parantez açmak istiyorum hazır yeri gelmişken. NEM aslında bu sistemde Pundi'nin çok önemli bir ortağı. Hani onun sayesinde sistem bu kadar hızlı işleyebiliyor. O saniye her saniye başı yapılan transaction'lar, işlemleri bu NEM'in altyapısı sayesinde çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Çünkü siz atıyorum restorana girdiniz, ödemeyi yaptınız. O Ethereum'un gönderme süresiyle yapılacaksa o iş olmaz. Çünkü adamın eline para 10 dakika, 1 saat sonra gelirse o olmaz. İşte NEM tam bu çözümü sunuyor ki bu Pundi için de olmazsa olmaz bir yer sağladı. Peki o zaman birinci olarak bunu söyledik. 3 tane var demiştik. İkincisi ne? İkincisi akıllı kartlar. Ya bu bizim bildiğimiz debit kartın aslında blockchain altyapısına uyarlanmış versiyonu gibi kabaca bir tabir edebiliriz bunu. Temassız olarak kullanılıyorlar. NFC teknolojisini kullanacaklar. Kullanıyorlar daha doğrusu. Evet. Ya bu burada kripto paralarınızı kartınızda taşıyabileceksiniz. Tabi bunda kendine göre pek çok avantajı var. Yani işte bu uygulamayla uğraşmayacaksın. Direkt elinde fiziki olarak bir kart var. Direkt bu kart üzerinden harcamalarını yapacaksın. Onun da kendine göre kolaylıkları vardır. Nedir mesela? Eşin alışverişe gidecek. Kartını vereceksin. Gidip alışveriş yapabilecek. Şu an kripto parada hani çok zor bir şey o yani. Bir kripto parayı başkasına alışveriş yapsın diye vermek. Tabii yani telefonunu vermen lazım. O bizim telefonu. O saçma bir şey. Öyle bir şeyle uğraşmaktan ziyade mantıklı bir çözüm üretmişler. Akıllı kart, NFC teknolojisini kullanan yani temassız bir şekilde direkt oradan alışverişini yapabiliyorsun. Tabii aynı şekilde fiyat paraları da tutabilecekler bu kartta. Yani normal debit kart gibi bir kullanım alanı bulacak. Bence mantıklı bir yerden yürümüşler. Zaten böyle kripto debit kart olayını yapmaya çalışan pek çok kripto para var. En son işte TokenPay falan toplara girmişti. Ama hani bu bir sistemin içinde bir parça olunca daha bir mantığa oturuyor bence. Yani insanların kullanması için bir sebep veriyor çünkü. Üçüncüsü de aslında bu Pundi'nin en önemli olayı olan PundiX platformu. Burada nedir? Kendi POS makinesini, zaten sitesinde de bu ürünün şekli var. Çeşitli mağazalara, restoranlara. Güzel de bir POS makinesi. Evet, tasarımı şekilli yapmışlar. Tasarımı falan hoşuma gitti. Makbuz çıkıyor üzerine. Hatta white paper'ında şeyden falan bahsediyor. İşte o makbuzlara biz reklam alacağız. Ekrana reklam alacağız falan. Evet, değişik zaten. O reklam muhabbetine dönelim ileride. Reklam muhabbetini biraz uzatmışlar. Evet, yani kim, white paper'ında ben biraz dedim, fazla kim reklam kaldı. Verir dedim. Reklam verilir. Sen verilir dedim. Verilir şu anki şeylerde, POS cihazlarında bayağı reklam çıkıyor birçok yerde. Yani. Kullanım alanı yaygınlaştıkça. Yani bu kadar önemli bir projenin Yani white paper'ın da bu kadar fazla yer kaplamadı mı? Olabilir. Demek belki başka bir düşünceleri var. Bu Pundi X platformu zaten hani belli bir aşama aşama farklı çözümleri var. Birincisi işte şey zaten direkt cihazı veriyor. Onun harici farklı çözümleri var. Nedir bu? Mesela cihazın yazılımını alıp senin atıyorum bir Android tabletin var. Ona uygun bir yazılımı var bunun. Normal wallet'ın gelişmiş versiyonu gibi diyebiliriz aslında bir noktada. Mesela hani cihaz veremedikleri, cihaz alamayanlara veya işte ulaşamadığı yerlere de böyle bir çözüm sunuyor. Evet, önemli olan zaten bunun altyapısı. Tabii. Yani yazılımı. Onun harici bir de şey var. Aslında var olan POS sistemine entegre edilme olayı var ki eğer hani bunu yaparlarsa ciddi anlamda dünyada çok geniş yerlere ulaşabilirler. Yani var olan POS cihazlarına entegre olması, hani benim aklımda bazı soru işaretleri var onunla alakalı ama açıkçası hani nasıl yapacaklarını ben tam anlayamadım. Görmek lazım. Kendileri de zaten şey demiş hani Visa ve Mastercard altyapısı şu an ona izin vermiyor blockchain'e. Tabii ki. İşte bunun hangi POS makineleri olacak vesaire o konuda muhtemelen açıklamalar yapacaklardır. Bu Pundi'de gene demin söylediğimiz bütün o kripto paralar, ERC20 tokenları vesaire her şeyi destekleyecekler. Bu da tabii geniş bir kullanım alanı olacak insanlara. Ben tabii biraz ekstra bir bilgi olacak ama Pundi-X aslında Man Adası'na bağlı bir şirket. Yani o Endonezya'da... Ya değil, tabii vergi o işledi. Normal yani ben orada yadırgamıyorum. Firmanın operasyon merkezi Jakarta'da, Endonezya'da fakat firmanın asıl yani para hareketlerin olduğu yer Man Adası'nda. Şimdi bu Pundi-X'in bir iddiası var. Diyor ki bu bütün bu Pundi-X cihazlarını biz seri olarak dağıttığımızda işte POS cihazları entegre ettiğimizde vesaire dünyanın en büyük offline kripto para satış network'ü olacağız diyor. Onu söylüyorlar. Onu orada da iddialılar. Onu birçok yerde söylüyorlar. Katıldıkları konferanslarda bunu söylüyorlar. Zaten white paper'larında bunu yazmışlar. Böyle bir iddiaları var. Ya şimdi Altuğ'cum şöyle bu proje güzel bir proje. Valla teorik olarak
şey gibi geliyor biliyor musun? Bunu en son şeyde söylemiştim. Enkeş'te söylemiştim bunu. Çok güzel bir proje. Gerçek olursa çok çok büyük yerlere gidebilir gibi. Evet, Enkeş biraz daha havada bir proje ama bu ayağı yere basanı bu gibi geliyor. Bu biraz daha emeklemeye başlamış. İşte dediğim gibi Endonezya. Tabii bunu Endonezya'da operasyonu yönetmek okey. Endonezya'nın yani. Zaten çıktığın yer. Oradaki bağlantılarını da falan götürürsün. Bunu tabii dünya geneline yaymak. Teknik zorluğu bir tarafa bırakıyorum. Bunun yasal sıkıntıları da hep karşına çıkacak. Yani devletler nasıl vergilendirilecek? Vergilendirilmesi bilmem nesi falanı filanı çok ciddi soru işaretleri var ama düşünce olarak çok güzel düşünülmüş. Tabii. Hani ticarette bir olay vardır. Nedir? Bir yerde bir sıkıntı varsa orada aynı zamanda ticari bir fırsat vardır. Hı-hı. Bu pratik mantıkla yola çıkmışlar ve çok güzel düşünülmüş bir proje. Ben projeyi beğendim. Ama nereye doğru evrileceğine bir bakmak lazım. Şimdi Endonezya'dan çıkıp bir Tayland pazarına girecekler. Ben bir Kasım'da inşallah Tayland'a gideceğim. Bakalım ben Pundu Pundu uygulamasında bir şey alabilecek miyim bence Tayland'da? Ben Endonezya'ya da Tayland'a da gittim. Endonezya yani çok aşırı fakir bir yer. Hani orada birileriyle anlaşması çok para yedirip yapması çok kolay yerler oralar açıkçası. Endonezya'da herhalde bir de kendi vatandaşıysan falan çok ama kolay. Tayland dediğin yer ama turist cenneti bir yer. Tabii. Orada hakikaten kullanılacak gerçek bir portföy var. Ya bir de şimdi yola çıkış hedefleri sadece Endonezya, Tayland değil. İlk önce ben bir Güneydoğu Asya'yı da öyle şöyle diyor bir kapatacağım. Ondan sonra diyor dünyaya açılacağım. Hatta orada Amerika'da ofis açacağım falan. Tabii, öyle şeyler şimdi var. Amerika'da falan bu işlere böyle girmek hakikaten çok zor. Yani devlet tabii, hemen orada çok sert yaptırımlarla karşına çıkıyor. Çünkü oralarda vergi olayı çok sert kurallara tabi. Oralarda ne yapabilecekler? Ha, çok karamsar olmamak lazım. Yani neticede yani oraya giremese bile sadece Asya'da çalışsa tabii, tabii. bile. Yani o ilk dediğini yaparsa Güneydoğu Asya pazarını ele geçirebilirse şu projeyle zaten uzun, değerine değer kadar yürür gider. Bir para bütün dünya tabii ütopik bir hedef. Yani tabii canım. Çok farklı bir olay. Zaten onu pek çok para için bütün dünyada bir yere gelebilmek ütopik bir hedef bir nokta. Evet yani şey olayı güzel. Yani kripto paraları çok ciddi bir kesimin alım zorluğu yaşadığı bir gerçek. Onlar için bir merhem olabilir işte bu. Sistem üzerinden kolay bir şekilde kripto para alım satımı yapmak. Ha, devrimsel bir gelişme mi değil illaki olacaktı ama evrimsel de olsa önemli bir gelişme. Ben ona önem veriyorum. Onların şöyle bir iddiası var. Ama benim için işte asıl önemli olan kripto paralarla mal alışı yapılması yani. O 3 önemli. Yıl içinde 100 bin tane post makinesini dağıtıp kullanıma sunacağız diyorlar. Şimdi bu çok hani iddialı bir hedef. 3 yılda 100 bin tane dükkanda bu para kullanılırsa gerçekten iyi bir yere gelmiş demektir. Onu göreceğiz. Zaman gösterecek aslında projenin gerçekliğini. Ulaşılmaz bir sayımı bilmiyorum. Şu an hiç teknik olarak düşünmedim. 100 bin tane dükkan böyle kulağa çok geliyor ama Güneydoğu Asya'da yani Tayland pazarına girdiği zaman 100 bin tane verebilir. Ya tabii 10 tane, 20 tane, 12 tane mi? Kaç tane ülke var orada? Tabii. Ya ama sonuç olarak bir kripto para için 100 bin tane reel kullanım alanı iyi bir rakam. Ya tabii canım yani şu an birçok kullandığımız yani kullandığımız demeyelim de alımını satımını yaptığımız borsadaki kripto paraların hiçbir gerçekliği yok yani şu an sadece vizyoner bir projeden ibaretler. Bunlar emekleme aşamasında da olsa bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de seviliyor Fundi. Çok seviliyor. Türkiye'de çok seviliyor. Yani bizden de çok incelemesi istendi. İşte dediğim gibi biraz sonraya bırakmak zorunda kaldık. Çünkü Bitcoin o hareketlenmelerinden dolayı genelde gündem değerlendirmelerine bize ağırlık verdik. Ama Türkiye'de bayağı bir hayran kitlesi var. Evet. Binance'a falan da geldiler zaten. Binance'a zaten girdi. Binance'a girdikten sonra düşüş yaşadı ama bayağı sert düşüşler yine yaşadı. Orada bir programı falan ödül programı yaptılar. İşte elinde belli bir token tutana işte ay ay %7 daha sonra %5 bilmem ne galiba öyle. Gitgide azalan bir ödül verecekler vesaire. Hani evet. Millete para tutturmaya çalışıyorlar kendilerini. Yani şöyle biraz toparlamak gerekirse tüm dünyaya yayılır, yayılmaz. Dediklerini yaparlar veya yapamazlar. Yani tüm dünya yayılması tabii çok ütopik bir proje ama ya ben böyle projeleri ayağa yere basan, yani ayağa yere basan derken hani bir şekilde gerçek hayata teması dokunan projeleri kripto para dünyasında duydukça heyecanlanıyorum. Beni heyecanlandıran bir proje Pundix. Ben yakından takip edeceğim bundan sonra. Ben de takip listemi aldım. Hani şey için değil bu. Ticaretini yapayım, alayım, satayım anlamında değil ama hani baktım proje gerçeğe dönüyor. Bu projenin iyi bir geleceği olacağını düşünüyorum ben. Aynen öyle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz likelamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Bize özellikle Twitter'dan ve aynı zamanda Telegram kanallarımıza da katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum.